Sevgili seyirciler, yeni bir 5'te 1 kamp programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri sizlerle şu önümüzdeki dakikalarda hızla ele alacağız. İlk durağımız Merkez Bankası. Merkez Bankası politika faizini %45'e çıkardı ve artık buraya kadar dedi. Bundan sonra faiz arttırımı yapmayacağız dedi. Bu da ekonomi çevreleri tarafından olumlu olarak karşılandı. Rusya'da ilginç bir tartışma var. Ukrayna'da savaş esirlerini taşıyan bir uçağın kim tarafından düşürüldüğü tartışılıyor, konuşuluyor. Ruslar Ukraynalı savaş tutsağı askerleri taşıyan uçağı yine Ukraynalıların düşürdüğünü ve bir savaş suçu olduğunu söylüyor. Amerikalılarsa Rus uçağının düşmesine ilişkin gerçekler için Ukrayna ile çalışıyoruz diyorlar. Şu anda 74 kişinin hayatını kaybettiği bir uçak kazası bir anlamda faili meşhur olarak ortada duruyor. Almanya'da ilginç bir tartışma var. Protestan kilisesinin 1946'dan bugüne kadar 9000 taciz vakası yaşadığı tahmin ediliyor. Bu çok konuşuldu ve çok tartışıldı. Rakam çok yüksek. 3497 tacizciden 3'te 1'inin kilise cemaatine ait papazların oluşturulduğu aktarıldı. Bir ayrı haberde Almanya'dan özellikle vizesiz olarak seyahat edenlerin, İsraillilerin 3 ay daha Almanya'da kalmaları uzatıldı. İsrail vatandaşlarına 3 ay ek süre verildi. Filipinler'de matrak bir tartışma var. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ve eşi Coldplay konserine gitmişler. Ama tartışılan gitmeleri değil, nasıl gittikleri. Devletin helikopteriyle gitmişler ve de sen nasıl devlet parasıyla özel bir hayatınla ilgili bir konsere gidersin diye konuşuluyor, tartışılıyor. Orada da cevap ama işte başkanın güvenliği 40 bin kişi vardı. Ne yani koskoca başkan helikopterle gitmeyip niyeyle gidecekti diyorlar. Hamas'tan bir açıklama var. İsrail ile anlaşmanın şartı Gazze'ye saldırıların tamamen durdurulması denildi. Bu hafta sonu ise özellikle İsrail'in başı Güney Afrika ile belada. Güney Afrika bir dava açmıştı ve de bu davanın ara kararı çıktı. Netanyahu bu davada oldukça zorlanıyor. Dünya da şu anda bugüne kadar hiç gözükmediği kadar neredeyse %44'e %56 İsrail'in karşısında bölünmüş durumda. Türkiye, Güney Afrika, Bangladeş gibi ülkeler İsrail'in Gazze saldırısını eleştirirken kimi ülkelerde Brezilya'da dahil mesela eleştirirken kimi ülkelerde Azerbaycan gibi İsrail'in arkasında duruyorlar. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında da büyük bir silah anlaşması yapıldı. İsrail ordusuna çok sayıda F-35 ve F-15 AI uçağıyla Apache savaş helikopterleri sağlanacakmış. Bu konuşuluyor. Türkiye'nin İsveç'e onay vermesinden sonra, biliyorsunuz Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girmesi konusunda onay vermesinden sonra Biden'da yapılan anlaşmalar sonrasında sanırım bir çağrıda bulundu kongreye ve de F-16 uçaklarının Türkiye'ye verilmesini istediğini söyledi. Bakalım onun sonuçları ne olacak, olacak mı bilmiyoruz. Bu arada Husiler duyurdular. Yemen'deki Husileri vurmuştu biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere ve de Husiler de bizde bir savaş gemisi vurduk dediler. Amerika'ya ait bir savaş gemisini vurduk dediler ama bu da doğrulanmadı şu ana kadar. Amerika'da Boeing 737 MAX 9 uçağın uçuşuna tekrar izin verildi. Hatırlarsanız bir uçuşta kapısı kopmuştu uçağın. Bunun üzerine bütün uçaklar indirildi. Havacılık şu anda dünyanın en disiplinli ilerleyen sektörlerinden bir tanesi. Bir uçağa bir şey olduğunda acaba arıza nedir diye bütün uçaklar kaldırılmıyor. Ve buna FAA onayı verilmiş ve de bu uçaklar da kaldırıldı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri demişken Donald Trump da cumhuriyetçilerle ilgili yarışta şu anda önde gidiyor. En önemli adaylarından bir tanesi Ron DeSantis vardı. Bu da adaylıktan çekildiğini açıkladı. Şimdi Nikki Haley'den başka karşısında cumhuriyetçiler de adayı kalmadı. Trump da her yerde şu anda işi önde götürdüğünü söyleyebiliriz ama onun da başı başka eski yediği hurmalarla ilgili belada bir tecavüz suçlaması var kendisine. Bununla ilgili hakim karşısına çıktı ve de 3 dakikalık bir konuşma yaptı, bir ifade verdi diyebiliriz yani şu anda. İsterseniz gündemin en önemli maddesine gelelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onay resmi gazetede yayınlandı ve de İsveç resmen NATO'ya giriyor. Peki giriyor da
Bu ne anlama geliyor? Doktor Demir Murat Seyrek Brüksel'den yayınımıza katılıyor. Türkiye'nin aldığı bu karar Murat Bey yurt dışında nasıl yankılandı? Özellikle makro dengeleri etkileyecek bir karar mı? Türkiye'nin tabii bunu onaylaması genel olarak olumlu bir haber olarak yansıdı. Özellikle Avrupa basınında. Burada Macaristan Türkiye onaylarsa onaylarım demişti. Ama böyle bir tekrar müzakereleri açma önerisiyle geldi ve İsveç sert bir şekilde reddedince gerekli adımların atılacağını söyledi Orban Macaristan'da. Bunu göreceğiz. Macaristan tabii ki aslında gerekli müzakereleri yapmıştı ve anlaşma sağlanmıştı. Bir son dakika çabası olarak da görmek mümkün bunu belki. Bunun yanında ekstra bazı çıkarlar elde etmek için Macaristan için. AB içerisinde de sıklıkla bunu yapıyor. Tabii bu önemli olması şundan kaynaklanıyor. Artık sembolik bir anlam ifade etmeye başlamıştı İsveç'in üyeliği ve tarihi bir gün olacak tabii ki NATO için ve genel olarak da Batı İttifakı için. Burada tabii ki belirtmemiz gereken şey 1812'den beri aslında tarafsız olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve yakın zamana kadar da aslında halkının çoğu bunun değişmesine karşıydı. Finlandiya ve İsveç'in üyelikleri tabii ki Rusya'ya karşı önemli bir zafer olarak görünüyor. Bu da en çok öne çıkan aslında tepkilerden bir tanesi Avrupa'da. Rusya aslında NATO genişlemesine karşı olarak Ukrayna'yı işgal etmişti. Hem burada hedefine ulaşamadı, işte bir ay içerisinde 24 Şubat'ta ikinci yılına girecek bu işgal operasyonu ve işler pek de iyi gitmiyor. Ama bir yandan da NATO genişlemesini durdurmak amacıyla çıktığı bu yolda aslında NATO'nun genişlemesini sağlamış oldu. Rusya bu anlamda da önemli. Tabii İsveç, Finlandiya göreceli iki ülke, küçük ülke iki tane ama bu kadar da önemli mi diye de düşünülebilir ama bunun tabii ki askeri ve sembolik boyutları olduğunu da iyi anlamak gerekiyor. Bunun askeri boyutu tabii NATO'nun Kuzey Avrupa'da güçlenmesi, özellikle Baltık Denizi'nde Rus tehdidi son yıllarda çok arttı. Buna karşı önemli bir adım. Olası bir savaş durumunda ki bu çok fazla dillendirilmeye başlandı artık Avrupa'da, olası bir Rus tehdidi. Tabii Rusya'ya karşı cephe genişlemiş oluyor. Özellikle Rusya'nın Finlandiya sınırı burada çok önemli. Çünkü stratejik olarak çok çok önemli bu uzun sınır. 1340 kilometrelik bir sınırdan bahsediyoruz ve Rusya'nın sadece bu sınırın NATO'ya karşı kontrol altında tutması bile tabii çok büyük bir çaba gerektirecek. Bunun yanında ikinci önemli olan kısım tabii sembolik kısmı. NATO'ya soğuk bakan ilk ülkenin üyeliği, Rusya'ya verilmiş önemli bir mesaj ve NATO'dan da bağımsız olarak aslında Avrupa güvenliğinin güçlendirilmesi. Son olarak da belki Amerikan iç politikası için de önemli, biliyorsunuz. Amerika'da yaklaşan seçimler var ve Biden bunu bir zafer olarak aslında kullanmak istiyor. Özellikle Temmuz ayında yapılacak Washington zirvesini düşünürsek NATO'nun. Türkiye, Rusya ve NATO arasında denge politikasını uyguluyordu. Sizce Türkiye'nin aldığı bu karar Rusya ile olan ilişkileri zedeler mi uzun vadede? Tabii şimdi özellikle Ukrayna'nın işgali sonrası bazı dengeler çok fazla değişti ve yeniden şekillenmeye başladı. Türkiye'de bazen sanırım bunların daha iyi okunması gerekiyor. Türkiye'nin çıkarları açısından da bu daha önemli. Biraz böyle 5-10 yıl öncenin dinamikleriyle bazı şeyleri anlamaya ve politikayı da bu şekilde şekillendirmeye çalışıyoruz. Şöyle bir noktaya gelinmiş durumda, yani Rusya gerçekten Avrupa tarafından özellikle artık varoluşsal bir tehdit olarak görünüyor. Yani eskiden olduğu gibi işte ortada kalırım, Avrupa ile Amerika ile de iş yaparım, Rusya ile Çin ile de iş yaparım. Bu biraz daha zor bir noktaya doğru ilerlemeye başladı. Ve özellikle NATO içerisinde tabii ki Rusya'ya karşı bütün üyelerin daha fazla adım atması gerekiyor. Ve dolaylı da olsa aslında Türkiye tabii bu adımları da atıyor. Yani bir yandan tabii ki NATO genişlemesine destek veriyor. Bir yandan şu anda mesela NATO'nun Soğuk Savaş'tan beri en büyük tatbikatı gerçekleştiriliyor. Ve bu tatbikat da aslında Rus tehdidine karşı, karşılaştırılabilir büyüklükte bir düşmana karşı yapılmış bir tatbikat olarak nitelendiriliyor bu. Bunun yanında yine NATO'nun
bu yıl itibarıyla devreye girecek olan %2 kararı var. Savunma bütçelerinin tüm NATO ülkelerinde %2'nin en az %2'ye ulaşması anlamında. Türkiye zaten burada bu hedefi tutturmuştu. Ama tüm NATO çerçevesinde de bu yine bir Rus tehditine karşı bir savunma güçlendirilmesi olarak okumak gerekiyor bunu. Tabii bütün bunlar, bütün bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin işi özellikle eğer böyle bir denge politikası sürdürmeye devam etmek istiyorsa biraz zorlaşıyor. Yani bir yandan tabii ki Rusya'nın da Türkiye gibi bir ülkeye ihtiyacı olduğu için bunun devam etmesi en azından şu ana kadar mümkün oldu. Yani Rusya da bazı şeyleri görmezden geldi. Türkiye'de bazı şeyleri Batı'nın bazı baskılarına karşı durmuş oldu. Bu tabii ki çok önemliydi bu ana kadar ama bundan sonra bu ne kadar devam edebilecek? Biraz Rusya'nın da tutumuna bağlı ama Batı'dan da özellikle NATO'daki müttefiklerden de daha fazla Türkiye'ye baskı geleceği ve Türkiye'nin bu anlamda daha net bir politika geliştirmesi konusunda telkinler olacağı kesin. Çünkü bu gerçekten artık ciddi bir boyuta gelmiş durumda. Bu hafta içerisinde mesela Avrupa Parlamentosu'nda da yapılan konuşmalarda özellikle Amerika'da Trump'ın seçilmesi halinde Avrupa'nın Rusya'ya karşı aslında baş başa kalacağı ve bu anlamda da güvenlik tehditleriyle baş etmesi gerektiği konuşulan konulardan bir tanesi. Yani geldiğimiz nokta artık özellikle Batı Avrupa'da herkesin savaştan bahsettiği bir noktadayız. Ve tabii ki İsveç'in, Finlandiya'nın üyeliğini de Türkiye açısından böyle yorumlamak lazım. Yani biz bir yandan NATO'yu tartışıyoruz ama çok uzun zamandır tarafsız kalan ülkeler bile koşa koşa şu anda NATO'ya geliyorlar. Böyle bir aslında tehdit algısı var dünyada. Bunu iyi algılamak gerekiyor ve buna göre bazı politikaları da şekillendirmek gerekiyor. Tabii burada şöyle de bir nokta var. Biz Türkiye'de genelde NATO'dan bahsederken hep sanki Türkiye'den ayrı bir yapıymış gibi bahsediyoruz. Sanki yani Türkiye'ye devamlı bir şeyler dayatan, zorla bir şeyler yaptıran bir yapıymış gibi görüyoruz. Ama Türkiye NATO'nun en önemli üyelerinden biri. Yani baktığımız zaman işte Finlandiya, İsveç örneklerinde de gördüğümüz gibi aslında kimse kimseye de kolay kolay bir şey dayatamıyor. Yani 20 aylık bir süreç geçti mesela İsveç'in üyeliğinin onaylanması ile ilgili. Ki Türkiye gibi bir ülkeye bir şeyler dayatmak çok çok kolay değil. Bu anlamda biraz daha özgüvenli olmak gerekiyor. Özgüvenle ve NATO'nun önemli bir üyesi olarak hareket edip aslında NATO'da önemli söz sahibi olmak ve NATO'yu yönetmek mümkün. Böyle bir ihtimal varken aslında belki dünyada da gelinen bu noktada güvenlik anlamında çok fazla böyle Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulamak, bunları ortaya koymak çok da mantıklı bir şey olmayabilir. Bazı dinamikler değişiyor, tehdit algıları değişiyor ve Türkiye'nin de bunu iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye gerçekten bu güvenlik kartını da iyi kullanarak aslında dünya üzerinde söz sahibi olabilecek bir ülke. Ve özellikle Avrupa güvenliği açısından da hala en önemli ülkelerden bir tanesi. Yani ABD'nin gelip de Avrupa'ya aslında doğrudan destek olmadığı bir senaryoda NATO içerisinde en büyük ordu, ABD dışarısında kalan Avrupa'da en büyük ordu Türkiye. Böyle bir ortamda tabii ki aslında Türkiye'nin de önemi artıyor ve bu artan önemi aslında iyi ilişkilerle de geliştirip ki bu İsveç oylaması bence o anlamda da önemli oldu. Çünkü buna paralel olarak ABD ile de bazı ilişkilerin geliştiğini görüyoruz. Bunu arttırmak gerekiyor ve salim bir kafayla pragmatik olarak düşünüp aslında Türkiye'nin çıkarları neyse o anlamda ilerlemeye devam etmek gerekiyor. Sayın Seyrek çok çok teşekkür ederim.